kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğinizi düşündüğüm saray lokumu tarifi vermek istiyorum. Yapımı oldukça pratik ama sonuç gerçekten muhteşem oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen bu güzel tarifimizin yapımına geçiyorum. Öncelikle büyük boy, dikdörtgen bir fırın tepsisi kullanacağız bu lokumu yaparken. Tarife başlamadan önce hindistan cevizi ile tepsinin tamamını kaplamamız gerekiyor. Toplamda 2 su bardağı hindistan cevizi kullandım. Hindistan cevizinin her yere eşit bir şekilde gelmesine özen gösterelim. Yoksa muhallebiyi sararken çok zorlanırsınız. 2 su bardağı hindistan cevizini bu şekilde serptim ve böyle üzerine bastırarak tepsiye bastırarak yerleştiriyorum. Eğer bu şekilde yaparsanız üzerine muhallebi döktüğünüz zaman sağa sola kaymayacaktır. Sabit bir şekilde kalacaktır. Bunu bir kenara alıyorum ve hemen muhallebisini hazırlamaya geçiyorum. Bunun için 1 litre sütü tencereme alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. 1 su bardağı dolu dolu un artı 1 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Bir çırpıcı yardımıyla bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım, içinde hiç topak kalmasın. Ocağın üzerine almadan mutlaka bu işlemi yapın, sonrasında pişirme işlemine geçebilirsiniz. Ocağın üzerine aldım ve hiç bırakmadan karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayalım. Aksi takdirde hem içinde topaklanmalar oluşabilir hem de dibine tutabilir. O yüzden koyulaşana kadar karıştırmaya devam edelim. Muhallebim koyulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Şimdi üzerine 60 gram katı yağ ekliyorum. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir paketi vanilini ekledikten sonra katı yağ eriyene kadar karıştıralım. Evet gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve hiç beklemeden Hindistan cevizi ile kaplamış olduğumuz tepsiye bu muhallebiyi eşit bir şekilde dökeceğiz. Kesinlikle beklemeyelim. Hemen ocaktan alır almaz dökmemiz gerekiyor. O yüzden tepsiyi daha önceden hazırladık. Bekleme olmasın diye. Evet bu şekilde dökelim. Eşit bir şekilde dökerseniz hem görüntü olarak daha güzel olacaktır hem de sarması daha rahat olacaktır. Bir spatula yardımıyla muhallebimizi eşit bir şekilde tepsiye yayalım. Tepsimiz soğuduktan sonra buzdolabına kaldıracağız ve en az 4-5 saat boyunca buzdolabında dinlenmesini sağlayacağız. Eşit bir şekilde yaydım ve şimdi oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Sonrasında buzdolabında dinlenmeye bırakacağım. Muhallebi buzdolabında dinlenirken ben de üzerine sürmek için krem şantisini hazırlayacağım. Bunun için bir poşet krem şantiyi uygun bir kabın içerisine aldım. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik soğuk süt ekliyorum. Mikserin en yüksek devrinde katılaşana kadar çırpalım. Sonrasında buzdolabına kaldıralım ve e, muhallebimiz soğuduktan sonra üzerine süreceğiz. Muhallebim yaklaşık 5 saat boyunca buzdolabında dinlendi. Hazırlamış olduğum krem şantiyi üzerine bu şekilde parça parça koyuyorum. Sonrasında eşit bir şekilde yayacağım. İster bu şekilde bir spatula kullanın veya eğer pasta sıvama aletiniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Ben öncelikle bu şekilde yaydım ve sonrasında daha pürüzsüz olmasını istediğim için bunu kullandım. Dilerseniz farklı aparatlarda kullanabilirsiniz tabii ki. üzerine güzelce düzelttikten sonra kenar kısımlarını şöyle bir bıçakla geçiyorum. Daha kolay bir şekilde sarabilmek için. Sonrasında 12 eşit parçaya kesiyorum. Öncelikle tepsinin uzun kısmından bir kesik atalım. Sonrasında tam ortasından keserek kesmiş olduğumuz her bir parçayı da üçe böleceğiz. Toplamda 12 eşit parçaya ayırmış olacağız tatlımızı. Dilerseniz dilimledikten sonra üzerlerine iri iri kıyılmış ceviz serpebilirsiniz. Ben bu şekilde sade olarak yapmayı tercih ettim. Tamamen tercih sizin. Bir spatula yardımıyla alttan bu şekilde kaldırarak ve yavaş yavaş sararak tatlımızı böyle rulo yapalım ve altta kalan Hindistan cevizini bulayalım sonrasında servis tabağına alabilirsiniz Evet bu şekilde bir bıçakla ya da bir spatula ile alttan destek vererek saralım ufak tefek kırılmalar çatlamalar olabilir hiç problem değil bunu Hindistan cevizinde bulayarak kamufle edebilirsiniz arkadaşlar ama bu muhallebili gerçekten çatlamadan kolaylıkla sarılıyor birkaç sefer daha sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten görüntüsü muhteşem oldu. Evet, bir taraftan sararken bir taraftan alttan spatula ile destek vermeyi unutmayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şahane bir lokum oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Lokumumu da sardıktan sonra sizlere hemen son halini göstermek istiyorum. Ben üzerlerine şöyle birer tane ceviz yerleştirdim. Sizler dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Daha önce söylediğim gibi sarmadan önce içerisine iri kıyılmış ceviz de serpebilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Ben bu şekilde sade olarak hazırlamak istedim. Sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Saray lokumumuzun son hali de bu şekilde. Gerçekten şahane oldular. İnanın lezzeti de aynı şekilde. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Bir de sizlere hemen kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı, lezzeti şahane arkadaşlar. Güvenle bu tarifi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra da bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak için yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bunun gibi daha birçok lokum tarifi, sütlü tatlı tarifleri, yemek tarifleri ve her bütçeye uygun birbirinden güzel tarifleri kanalımda bulabilirsiniz. Eğer yapmamı istediğiniz başka tariflerde varsa onları da bana lütfen yorumlar kısmından yazın. Ben de sizlerin isteği doğrultusunda tarifler çekmeye çalışırım arkadaşlar. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.